Merhaba değerli izleyicilerim. Herkese merhabalar. Spor severler kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugünkü konumuz da Fenerbahçe basketbol takımı Fenerbahçe Beko. Evet, Obradoviç'le son 5 yılda muhteşem başarılara imza atan, hatta Avrupa'dan kupa getiren tek takım olan, EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe. Fenerbahçe orada işte muhteşem başarılara imza atmıştı ve bizi de çok gururlandırmıştı. Hatta basketbol seyretmeyenler bile basketbol seyretmeye başlamıştı. Tabii bu yıl pandemi başlamadan önce oynanan maçlarda adeta Obradoviç'in burnundan getirdiler diyebiliriz. Çünkü basketbolcular istediklerini yapamıyordu veya bir sorun vardı. Bir türlü eskiden zevkle seyrettiğimiz Veseli'nin sakatlanmasıyla beraber veya diğerlerinden işte geri dönüşü de pek iyi olmadı. Fakat ne bileyim, Datome olsun, diğerleri olsun, bir türlü istenilen verimi alamadı. Fakat yani oyun kurucular da hatta Nande de kolay getir. Çok iyi bir kadro kurmamıza rağmen bir türlü olmamıştı. Bu sene Efes, yani Anadolu Efes daha başarılıydı. Fakat pandemi nedeniyle belki de son maçlarda, yani Avrupa EuroLeague vizesini de alacaktı herhalde ama tabii maçlara devam edilmedi. Öylece kaldı. Bence EuroLeague'in lideri Anadolu Efes'in bir şampiyonu veyahut da Fenerbahçe ile gene final oynayabilirlerdi belki de. Veya Barcelona veya Real Madrid olabilir, CSKA olabilir ama sonuçta yarıda kaldı. Hatta son dönemde oynanan maçlardan pek keyif almıyordu. Obradoviç de belki de orada sinirlendi. Bırakma nedeni bence o olabilir. Çünkü ne bileyim, anlatıyor bir türlü anlamıyorlar. Yani uygulamada yoklar. Neden oldu bilmiyorum ama bir sorun vardı. Yani çok büyük zorluklar yaşıyordu. Belki de onun için bıraktı. Dinlenmesi gerekiyordu. Çünkü yani adama kalp krizi geçirtireceklerdi. O durumdaydı yani. Bakıyorduk beraber. Şey, gördüğümüz oydu. İstediklerini yerine getiremediği zaman Obradoviç de çok sinirleniyordu. Tabi pandemi çıktı. İşte Covid-19 ile beraber ligler tescillendi, kaldığı yerden bitmiş oldu. Fenerbahçe gerek kadınlarda kadınlarda zaten çok başarılıydı. Voleybolda da yine öyle. Tabi voleybolda şimdi Eczacıbaşı ile Vakıfbank'ın şeyi Aygo Manyası'nda yıkacak tek takım yine Fenerbahçe görünüyordu. O da ayrı konu. Erkekler de zaten liderdi. Neyse, basketbola karıştırmayalım. Şimdi şöyle, şimdi Fenerbahçe basketbol takımı, evet, muhteşem maçlar seyrettirdi. Evet, o konu bitti. Farklı bir şeye gidiyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Kokoşkov dönemi. Kokoşkov sanıyorum çok iyi bir basketbol oynattıracak, benim düşüncem. Tabi otoritelerin hem benden daha iyi bilenler var. Bunlar eleştiriyorlar. Yani Obradoviç'in yerini alamaz diyorlar ama benim düşüncem belki Obradoviç'in, yani tabii ki onun yeri hakkı ödenmez. Onun yerinde kimse dolduramaz ama sanıyorum Kokoşkov daha da başarılı bir basketbol oynatacak gibi görünüyor. Çünkü hücuma dayalı bir basketbol oynayacağız. Çok hızlı olacağı kesin. Ya yani bunun zaten Yan Veseli kaldı. Yani kalanlara göre baktığınız zaman Dekolo da kaldı. Bobby Dixon veya Ali Muhammed olarak o zaten devam ediyor. Oyun kurucular Lee Westerman duruyor. Menih zaten var. Hani olanlar bambaşkaydı zaten. Onlar devam edecek. Kenan Sipahi de dönüyor. Döndü sanıyorum. O da döndü. Eddie olsun, Brown olsun, hani Ulanovas olsun, ne bileyim Bartel, Pierre, Hamilton. Yani çok hızlı basketbol oynayanlardan kurulu bir takım olacak. Belki ilk başlarda beklediğimiz olmaz diye düşündüm ama sanmıyorum ya. Ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Çok hızlı bir basketbol oynayacaklar. Hatta ne bileyim hop oturup hop kalkacağınız bir durum olabilir. Yani Fenerbahçe seyircisi zevkten dört köşe olacak bir basketbol olacağını tahmin ediyorum yani. Benim tahminim bu. Çok da başarılı olacak.
Gerçi Murat Hanoğlu'nun deyimine söyleyeyim. O daha bizden daha tecrübeli bu konularda. Fakat benim düşüncem bu. Yani çok başarılı bir basketbol sezonu geçirecek. Tabii Covid-19 belasından kurtulup da maçlar oynanmaya devam ediyor. Bir de onu söylemekte yarar var. Her şeyi hazırlıyoruz. Bakalım gelecek ne olacak? Seyirciler, işte yolculuklar, çok büyük bir maç maratonu var. Basketbol çok hızlı oynanan bir oyun. Futbola benzemiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Saliseler geçerli olan sistem var ya, evet, herhalde o geldi geri diyorum. Yani hatta şu Bogdan Bogdanovic'in oynadığı dönemde, şampiyon olduğumuz dönemdeki kadar güzel bir basketbol oynayacağımıza eminim yani. Zaten Yugoslav ekolü her şeyden önce. Gerçi Kokoşkov'un da bir NBA tecrübesi var. Milli takımlar bazında da Avrupa şampiyonluğu var, dünya şampiyonluğu onlar var. Bunun için ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Düşüncem bu yönde. Tabii maçların başlaması lazım. Maçlar başlamadan hiçbir şey olmaz. Hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Meselemiz burada. İyi oynadığınız zaman, pres yaptığınız zaman, yani ki hücum var ama defansı da çok iyi tutacağına eminim. Zaten Obradovic'in özelliği iyi defans yapmasıydı. Fakat bunda hem defans hem ofans mı gibi bir şey. Yani görünen o. Bilmiyorum. Düşüncelerimiz böyle. Yeni sezonda Fenerbahçe Beko çok büyük başarılara imza atacak. Yani bilmiyorum. Hani Efes'e yenilmeye başlamıştık. Artık Efes'e de yenilmeden, yani sanmıyorum. Yani çok büyük bir güzel basketbol oynanacak. Düşüncem böyle yani. Çünkü transferlere bakıyoruz. Gerçi her şey bitmiş değil. Basketbolda transfer sürekli devam ediyor. Ama hocanın düşüncesi önemli. Hoca çok sessiz, sakin duruyor. Onun için hani çok başarılı olacağını düşünüyorum. Tabii Obradovic ayrı bir konu. Onun yeri ayrı. Ama Kokoşkov da onun kadar başarılı olacak. Herkese iyi seyirler diliyorum. Yeni sezonda görüşürüz. İnşallah dediklerimiz doğru çıkar. Ve çok başarılı olur. Yine Avrupa'da Euroleague şampiyonu olalım. Hatta ne bileyim, daha büyük başarılar imza atalım. Dünyanın en güzel takımı olmaya Fenerbahçe devam. Zaten şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin bu başarısı geriye düşmeyeceği gibi yükselmesi gerekiyor. Çünkü bu sağlanmış. Avrupa şampiyonu olmamış. Evet. 4 sezondur EuroLeague'de final, yarı final veya EuroLeague'de, yani dörtlü finale kalıyor. Her halükarda başarılı yani. Onun için buradan geriye dönüş olmaz diye düşünüyorum. Belki şunu da düşünmek lazım. Obradovic'in geldiği ilk sene gibi de olabilir ama diye düşünüyorum. Düşünmek istemiyorum. Ben çok başarılı olacağına eminim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.